2023 yılı kivi hasatı üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol kazançlı para kazanırlar diyeceğim ama bu sene kivi rekoltası bayağı noksan. 1/3 civarlarında veya yarı gibi şu an. Yani normalde 5500 ton civarında bir rekolta tespit düşünülüyor. Ha, bu tahmini bir rekolta ama büyük bir ihtimal bulabilir. Diğer konuda kivi toplaması bir kere bölge bölge. Niye bölge bölge? Aroması 6,5 bulması lazım. 6,5-7 civarı bulduğu zaman toplanıyor. Bizim şu anki bu bölgenin kivileri de tam aroması olgunlaştı. 6,5'ü buldu. Onun için başladık. Hayırlı olur inşallah elimize ilkemize. Tabii kivinin orduya getirisi olur. Oluyor da şöyle ki bugün 5000 ton kivi olsa bir de peşin para 100 milyon civarında para yapıyor. Yani eski parayla 100 trilyon. Yani bu küçümsenemeyecek bir rakam. Bir de peşin sıcak para alıcılar peşin veriyor. Onun için kivi her zaman karlı ama tabii ki şu sıkıntımız var. Ben şimdi bu havanın sıcak gitmesi, küresel ısınma olursa kivi üreticileri ileride sıkıntıya düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü su önemli. İçme suyu gözleri bayağı çekildi. Kivi de su isteyen bir meyve türü. Onun için ona dikkat etmemiz lazım. Bunun akabinde kokarca ile ilgili bayağı bir tehlike var. Bunu sadece kokarca ile ilgili üreticilerin bireysel çalışmasıyla olacağını da tahmin etmiyorum. Genel bir çalışma yapılması lazım. Bir de bunun denetilmesi lazım. Her üretici kokarca ilacı kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Yani ben kokarca ilacı vurmuşum, komşu vurmamış. Bunun fazla bir etkisi olacağını sanmıyorum. Yani bunu Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri, Kaymakamımızın veya Sayın Valimizin bir toplantı halinde yapıp bu konuları masaya yatırılmasını gerekli duyuyorum. Yani çünkü önemli bir konu kokarca. Sadece kivi değil, diğer fındık olsun, sebze ve meyveler için. Yani bu benim söyleyeceklerim. Ordu kivisi rekrutu olarak Yavuz'dan sonra doğru biz idik ama şimdi Çarşamba Ovası'nda bayağı bir kivi tarlaları var. Şu an resmi bir rakam söylersem yanlış olur ama şu kına eminiz ki Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret belgesi alan ordu kivisi. Hatta bugünkü alıcılar da söyledi. Raf ömrünün uzun olması, aromasının iyi olması bizi sevindirici bir olay. Tabii bu şeye de bağlı. Kimyasal madde kullanmamamız lazım. Organik gübreleri kullanmamız lazım. O nedenle ordu kivisinin raf ömrü uzun. Onun için de alıcılar devamlı bizlerden geliyorlar, kiviyi alıyorlar. Pazarda yer buluyor. Pazarda yer buluyor. Çoğu da yurt dışına ihraç ediliyor. Yani Türkiye'nin içinde pek harcanmıyor kiviler. İyi gidiyor. Çok güzel. Geçen sene toplamıştım. Bir de bu yıl çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim herkese. Çok, fındığa göre çok güzel. Daha kolay değil mi? Evet, daha kolay. Zevkli. Yani öyle. Vallahi çok güzel gidiyor. Gerçekten bu küçük göründüğü memleketin arasında bu kivi, buranın kivisi çok güzel. Şahane. Kivi topladığımı yani zevkle topluyorum anca yani. Evet, çok güzel. Bence valla fındıktan çok çok basit, çok kolay. Geçen yıla göre nasıl rekolte? Yani geçen yıla aynı tamamlamasa da yani yine de idare ediyor. Ama düşük değil mi? Biraz? Yok, illaki düşük de diğer komşularınkine bakınca bu gerçekten ümidimizi kırmadı. Abi reklam işi değil bu. İşin daha bu. Reklamın işi konuşulmaz. Aha adam geldi abi. Alların hepsini çek.
Yok muydu öbür? Yeni geldi. Yok muydu? Evet. Evet.